Burak. Anne, Suat nerede? Senin arkadaşın arabasına bakıyorlardı evladım. Hangi arkadaş? Koray. Koray mı? Ha. Şimdi buradaydılar. Herhalde arabayla geziyorlardır. Anneciğim, sen emin misin? Bu Koray dediğin sarışın mavi gözlü bir çocuk değil mi? Öyle. Efendi bir çocuğa benziyor. Barışmışsınız. Tamam tamam, sen geç içeri, ben bir bakınayım geleyim, tamam mı? Lan ne yapmaya çalışıyorsun lan sen? Ne yapmaya çalışıyorsun? Hoş geldiniz yavrum. Hoş bulduk. Gel bakalım da. Nasıl? Beğendin Süper. Mi? Süper. Teşekkür ederim Koray abi. Çak o zaman. Çekil. Suat, iyi misin aslanım? Bir şeyin yok değil mi? İyiyim abi. Hiçbir şey olmadı ki. Senin ne işin var burada? Seninle konuşmaya geldim. Yani dersler hakkında. Burak'cığım sofra da hazır. Hadi arkadaşını al da hep birlikte yemek yiyelim. Koray toktur anne. Aslına bakarsanız karnım biraz aç. Eğer size yük olmayacaksam kalırım tabii. Olur mu öyle şey canım? Ne yükü? Allah ne verdiyse yeriz. Hadi içeri gidelim. Koray evladım, biraz daha plan alır mısın? Vallahi alırım teyzeciğim ya. Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Yalnız Burak, sana bir şey diyeyim mi? Sen şimdi annenin yemeklerine alışmışsın ya. Bence Sevda'yı bir yemek kursuna falan yolla. Hayır yani yarın öbür gün evlendiğin zaman sıkıntı yaşama diye söylüyorum. Arkadaşım, biz bu evde böyle şeyleri konuşmayız. Ne oldu kanka ya? Sevda'nın nesi var ki? Yani 10 numara kız. Tam senlik. Dengi dengine. Öyle değil mi teyzeciğim? Kısmetse olur evladım. Ama daha çok gençler. Annem haklı. Bu işler hep kısmet. 10 yıl sonra kimin kimle evli olacağı hiç belli olmaz. Bence olur. Misal ben. 10 yıl sonra kiminle evli olacağımı biliyorum. Tüm dünya bir araya gelip karşımda dursa da kimse evliliğime mani olamayacak. Bunu da biliyorum. İnşallah ya. Allah gönlüne göre versin.
İnşallah. Vallahi Koray abi, abim benim gibi yakışıklı olduğu için sınıftaki bütün kızlar ona hastaymış. Değil mi abi? Sen karışma o işlere, çok bilmiş. Hasta tabii canım. Herkes hasta abine. Ama Suat'cığım, bir abin olarak sana ufak bir tavsiye vereceğim kızlar hakkında. Okul çağındaki kızların aklı hep havada olur. Ama büyüyüp gerçek dünyayla tanıştıklarında güçlü ve kendilerini rahat ettirecek erkekleri seçerler. Bunu da unutma. Oğlum, pilavın yanına biraz da fasulye alır mısın? Yok anneciğim, gerek yok. Tıka basaydık zaten. Eline sağlık. Evet evet, çok yedim. Vallahi elinize sağlık. Her şey süperdi. O zaman ben bir çay koyayım. Anneciğim gerek yok. Koray da doydu zaten. İşi de varmış. İstediği kitabı getireyim, yolcu ederim. Öyle değil mi Koray? Öyle öyle. Artık çay içmeye başka zaman gelirim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Suat, sakın kızlar hakkında söylediklerimi unutma, tamam mı koçum? Tamam, unutmam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Sağ ol. Sağ ol kanka. Önemli değil. Suat, yemeğini bitir. Ne istiyorsun lan sen? Ha? Ne istiyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun oğlum sen? Derdin ne lan senin? Derdimin ne olduğunu sen gayet iyi biliyorsun. Ama hala anlamadıysan mesajımı tam vereyim sana. Eğer sevdiklerime dokunursan, ben de senin sevdiklerine dokunurum. Benim ailemin tırnağının ucuna dokunacak adam daha annesinin karnından doğmadı, tamam mı? Yanlışım var kanka. Doğdu ve tam karşında duruyor. Gözde için değil senin aileni, tüm dünyayı yakarım ben, tüm. Ulan illa sen bunu mu istiyorsun? İlla kavga etmek mi istiyorsun? Ne yapıyorsunuz? Ay yok bir şey, yok yok. Ayağını denk al, Gözde'den uzak dur. Akıllı ol. Uzatma Koray. Ya illa. İyi akşamlar. Sen transfer olacağın günü bekle.